Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şimdi ben sizlerle hakikaten çok çok önemli, hayatınızı değiştirebilecek çok güzel bir fırsattan bahsedeceğim bugün sizlere. Bu fırsat Sincere System Group Limited şirketinde yatırım yapma fırsatı. Çünkü bu yatırım bizlere harika kazançlar sağlıyor. Ben kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Taner Özgin. Eski mesleğim askerlikte. Yaklaşık 2 yıl önce mesleğimden ayrıldım ve şu anda tamamen özgür bir hayat yaşıyorum. Herhangi bir yerde çalışmıyorum. Sizlerden isteğim bu akşam anlatacaklarım hakikaten çok önemli bilgiler. Hakikaten belki de hayatınızdaki o beklediğiniz dönüm noktasını oluşturacak bilgiler. Ve çok büyük bir fırsattan bahsedeceğim ben sizlere. O yüzden anlatacağım şeyleri sizin kendiniz için böyle can kulağıyla dinlemenize fayda var değerli dostlar. Şimdi Sincere System şirketi hakkında sizlere bazı bilgiler vereceğim bu sunumda. Aynı zamanda Türkiye'de hangi yatırım araçları var? Hangi yatırımları yapabiliriz mantıklı? Bunları konuşacağız. Ve Sincere System gruba yatırım yaptığınızda nasıl bir kazanç sağlıyorsunuz? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Neden yatırım yapmalıyız? Hepimizin pek çok sebebi var yatırım yapmak için. Kimimizin böyle ileride yıllar sonra bazı hedefleri var. İşte arsa almak, ev yapmak ya da çocuğumuzun eğitim masrafları ya da bir ev almak istiyoruz, bir araba almak istiyoruz. Yani hepimizin pek çok sebebi var, pek çok hayali var ya da daha rahat bir yaşam sürmek istiyoruz genel itibariyle. Ve de paramız kaybolmasın istiyoruz belki de. Çünkü Türk lirasında kaldığımız sürece ne yazık ki ama ne yazık ki paramız sürekli eriyor değerli dostlar. Belki de o paramız erimesin diye yatırım yapmak istiyoruz ki bu da başlı başına bir sebep aslında. Para açısından hayat çizgisine baktığımızda 22'li yaşlara kadar eğitimle geçiriyoruz. 60'lı yaşlara kadar aktif çalışma dönemi ve sonrasında da emeklilik planımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Genel itibariyle böyle. Fakat aslında insan, bakın çok basit bir hesap yaparsanız günlük yolculuğunuzla beraber, iş yerine yolunuzla beraber günde 10 saatinizi işiniz için harcıyorsunuz. Hele bir de hafta sonu çalışıyorsanız neredeyse ömrünüzün yarısından fazlasını belli bir yerde çalışarak geçiriyorsunuz. Ve de o böyle müthiş hayalleriniz var. Şuraya gitmek istiyorum, burayı gezmek istiyorum, burayı görmek istiyorum. Veya bağ bahçe alıp bahçemde çalışmak istiyorum. Veya böyle sabahları istediğim saatte kalkıp istediğim saatte yatıp böyle bir özgürce yaşamak istiyorum. Bunu hakikaten hayatımızda yapamıyoruz. Ve yapacağımız tarih olarak da genelde emekli olacağımız tarihi düşünüyoruz. Tabii hepinize sağlık saat versin. Hepimiz sağlıklı saatli olalım ve o emeklilik dönemlerimizi güzel güzel geçirelim ama gözümüzün önündeki örneklere baktığımızda o emeklilikte o hayallerini yapacak insanların sağlık sorunlarıyla uğraştığını görüyoruz. Belki o yaşı göremediklerini görüyoruz. O hayallerine ulaşamadıklarını görüyoruz. O yüzden aslında yarın ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden bu hayallerimizi bence ertelememeliyiz. Mümkün mertebe en kısa sürede bu hayallere ulaşmalıyız. Peki bunun için ne yapabiliriz? İşte ben bu akşam size bundan bahsedeceğim. Çok hızlı bir şekilde küçük bir yatırımı çok çok büyük hale getirebilecek bir fırsattan bahsedeceğim sizlere. İşte bu açıdan çok önemli değerli dostlar. Evet, ne tür yatırımlar var? Ne yapabiliriz? Paramızı nasıl büyütebiliriz? Nasıl koruyabiliriz? Ve o hayallerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Gayrimenkul alsak bu mantıklı bir hareket olur mu? Gayrimenkul Türkiye'de çok mantıklı bir yatırım aracı değil değerli dostlar. Sebebi şu. Bakın ben kendimden örnek vereyim. Hep bu örneği veriyorum. 2013 yılında bir ev aldım.
O evin değeri o gün 67 bin dolar değerindeydi. Türk lirası karşılığı yaklaşık 120 bin lira civarıydı. Dolar o sıralarda 1.70-1.69 civarıydı diye hatırlıyorum. Bakın şu anda aldığım o evin değeri yaklaşık 300 bin lira. Ve şu anda 300 bin liraya satsam belki bir seneye kadar beni bekletebilir 300 bin liralık bir alıcı bulma. Ama 67 bin dolar yapan o günkü evin değeri bugün ne kadar yapıyor basitçe hesaplarsak bugün 500 bin lirayı geçmiş durumda değerli dostlar. Ben o evi kiraya vermiş olsam bile o aradaki farkı karşılayamıyorum. Ha, gayrimenkul belki arsa alırsınız ve o arsanın ileride değerlenmesi eve göre bir daireye göre çok daha fazla olabiliyor. Fakat alacağınız bu gayrimenkulün böyle alışveriş merkezi yakınında veya işte çok değerlenecek bir yerleşim alanında olması gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla değer kazanmadığını hatta hiç kazanmadığını görüyoruz. Peki vadeli mevduat mantıklı mı? Tamamen mantıksız. Çünkü vadeli mevduat bizim enflasyon karşısında paramızın erimesini bile engellemiyor. Kıymetli madenler mantıklı mı? Altın ve gümüş kısmen mantıklı. Fakat şimdi siz altın veya gümüş almak istediğinizde bankadan hesap açıyorsunuz ve cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan dijital olarak alıyorsunuz. Sadece aldığınız altına dair telefonunuzda bazı rakamlar görüyorsunuz. Fakat elinize somut bir şey geçmiyor değerli dostlar. Bu altını yani aldığınız kurum sizin verdiğiniz parayı farklı yerlerde kullanabiliyor, değerlendirebiliyor. Ama size bunun asla oradan karşılık gelirini vermiyor. Gidip bankaya veya kuruma diyorsunuz ki bana altınımı somut olarak ver. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki veremiyoruz beyefendi, hanımefendi diyorlar. Kuyumcudan alsanız gidip altını evinize saklamak durumundasınız. Yani hiçbirinizin başına öyle bir şey gelmesin tabii. Eve bir hırsız girdiği durumda altınınız da çalınıyor. Çok büyük bir risk aslında bu. Menkul kıymetler buradaki yatırımlar arasında en riskli yatırımlardan biri. Ve bizi uykusuz bırakacak bir yatırım bu. Böyle Amerikan borsasında veya Türkiye borsasında oynayan dostlarımız var. Ben de zamanında Amerikan ve Türkiye borsasında oynadım. Hakikaten ciddi analiz yapmanız gerekiyor. Piyasayı takip etmeniz gerekiyor. Haberleri takip etmeniz gerekiyor. Bir anda birileri çıkıp medyada bir şeyler söylüyor ve sizin almış olduğunuz hisse senetleri bir anda tepe taklak oluyor. Bir anda çıkıyor. Eğer satmazsanız karınızı realize etmiyorsunuz. Yani menkul kıymetler evet kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Fakat aşırı riskli bir yatırım aracı. Tahviller de vadeli mevduatlar ayarında bir yatırım aracı. Bizlere çok fazla kazanç sağlamıyor. Kripto para günümüzün parlayan yıldızlarından biri. Kripto paralar şu anda uluslararası olarak herhangi bir hukuksal bağlamda herhangi bir dayanağı yok. Ancak karşılıklı halkın hareketi, insanların hareketi olarak karşılıklı güvene dayalı olarak işliyor. O yüzden kripto paralar da spekülasyona çok açık. Medyada birinin önemli bir ekonomik gücü elinde tutan insanların çıkıp söylediği bazı şeyler ki bunu medyada görüyorsunuz böyle şeyleri. Bir anda bakıyorsunuz Bitcoin tavan yapmış, bir anda çökmüş. Yani kestiremiyorsunuz. Aynı zamanda Çin ve Amerika gibi büyük ekonomi devlerinin bizden saat farkı olması nedeniyle gece veya gündüzün Türkiye'den farklı olması nedeniyle gece saatlerinde kripto paralarda ciddi hareketler olabiliyor. Yani geceleri sizi uykusuz bırakıyor. O yüzden yorucu bir yatırım aracı ve çok da riskli bir yatırım aracı kripto para. Peki Forex? Evet, Forex de çok riskli. Analiz isteyen bir yatırım aracı. Fakat biz bunun riskini ve bütün analizle ilgili yorucu kısmını Sincere System tamamen kaldırmış değerli dostlar. Bunu nasıl kaldırmış? İlerleyen yansılarda size bunu anlatacağım. Forex, Euro bölü dolar gibi, dolar bölü yen gibi uluslararası ülkelerin
paralarının birbirine oranlarının alınıp satılmasıyla gerçekleşen bir piyasa değerli dostlar. Evet, Sincere Sistem size bahsettiğim Forex üzerindeki riskleri nasıl kaldırdı? Çok kuvvetli bir yapay zeka yazılımıyla. Bu yazılımı kullanıyor Sincere Sistem. Buna biz algoritma da diyebiliriz, yapay zeka da diyebiliriz. Bunların hepsi aynı anlama geliyor aslında. Bu size bahsettiğim yansı boyunca aynı anlamda kullanılıyor. Bakın, yapay zekalar niye şu anda bu tarz bir yatırımda çok mantıklı? Avantajı ne? Biraz buna bakalım. Yapay zeka, biliyorsunuz yorgunluk gibi bir kavram olmaz. Bir robotun yorgunluğundan bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Bir robotun acıkması mümkün müdür? Mümkün değildir. Bir robot onlarca insanın işini tek başına yapabilecek bir kapasiteye sahiptir. Herhangi negatif duygulardan etkilenmez, üzülmez, üşümez ve dolayısıyla bu gibi zaafları olmadığından çok doğru kararlar verebilir. Ve saniyeler içerisinde milyonlarca istatistiksel veriyi değerlendirip en doğru karar verebilir. İşte o yüzden robotlar, algoritmalar yani yapay zekalar insana göre çok çok kuvvetlidir ve çok fazla avantajı vardır yatırımda. Evet, yapay zekanın avantajları arasında bakın şu da çok önemli. Vakit nakittir diye sözümüz var bizim biliyorsunuz. Yapay zeka bir insanın gösterebileceği reaksiyon süresinden onlarca belki yüzlerce kat daha az reaksiyon gösterebiliyor değerli dostlar. Ve o saniye farkıyla hakikaten çok büyük paralar fark edebilmekte alsat işlerinde. O yüzden yapay zekanın insana göre çok ciddi avantajı var değerli dostlar. Şu anda Sincere Sistem'in dünya çapında 9500'den fazla yatırımcısı var. Bunlardan 5 tanesi de tüzel kişinin. 75'ten fazla ülkeden yatırım yapılabilmekte. Yani istediğiniz ülkeden, hemen hemen istediğiniz ülkeden yatırım yapabilirsiniz. Ve de 6 tane ülkede Sincere Sistem'in ofisi bulunmakta. Hindistan, Estonya, Almanya, Belarus, Rusya ve Kazakistan. Türkiye için de ofis planı bulunmakta Sincere Sistem'in. Sincere Sistem her ülkede bir ofis açmamış. Çünkü bir yerde ofis açmak, oraya çalışan yerleştirmek, onların maaşlarını vermek, sigortanın ödenmesi, kiranın ödenmesi ve çeşitli vergilerle biliyorsunuz yükleniyor. Onun yerine Sincere Sistem çok daha farklı bir yapı oluşturmuş burada. Ofislerle büyümek yerine. Bu yapıdan size bahsedeceğim. Oraya harcayacağı parayı yatırımcılarının avantajına dönüştürmüş. Bizlere kar payı vermeye dönüştürmüş değerli dostlar. O yüzden bence çok da güzel yapmış Sincere Sistem. Bunu size detaylandırarak anlatacağım. Bakın yapay zeka algoritmadan bahsettik. Sincere Sistem yapay zeka kullanıyor dedik. Sincere Sistem DDS şirketinin yapay zekasını kullanıyor. Bu hakikaten çok kuvvetli bir yazılıma sahip ve de dünyada sayılı şirketlere bu yazılım verilmiş. Her şirket bu yazılımı alamıyor. Bakın bu sayılı şirketler çok büyük ekonomi devleri olan şirketler, finansal kurumlar, çok güçlü finansal kurumlar bunlar. Bunlara isterseniz şöyle bir bakalım. Morgan Stanley, Alman Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, BNP Paribas, bir tane saydığım şirketin arasında 8. olarak Sincere Sistem'le yer alıyor. Bu 7 saydığım şirketi zaten biraz yatırımla ilgilenenler, dünya çapında ekonomiyle ilgili haberi okuyanlar zaten biliyorlar. Bu şirketler çok güçlü şirketler ve asla kaybetmek gibi bir durumu göz önüne alamayacak şirketler. O yüzden sürekli kazanmayı bilen, kazanmayı öğrenmiş ve hep kazanarak devam edecek şirketler bunlar. Kazanmak istiyorsak biz de kazanmış olanların dümen suyundan gitmeliyiz. Onların ayak izlerini takip etmeliyiz. İşte Sincere Sistem'de kazananların arasında arkadaşlar. Ve o kazananların kullandığı
yapay zekayı kullanarak bizim yatırımlarımızı değerlendiriyor ve büyütüyor. İşte bu şirketin bence en kuvvetli yanlarından bir tanesi. Biraz şirket hakkında bahsedelim. Şirket İngiltere'de, Londra'da kurulmuş bir şirket. Burada gördüğünüz bir domain adresi var. Bu domain adresini internette İngiltere devletinde kurulmuş şirketleri bulmak için aradığınız bir arama motoruna sizi bağlayacaktır. İsterseniz bu domain adresini alın. Buradan şirketin künyesini araştırabilirsiniz. Şirketin toplam 5 milyon poundluk sermayesi var değerli dostlar. Bu sermaye aslında 1 milyon poundla başladı. Şimdi 5 milyon pound'a çıkardı ve gittikçe de arttıracak. Çünkü şirketin ilerisi için çok ciddi hedefleri var. Yani öyle 15-20 yıllık bir hedefi yok şirketin. Çok uzun vade, 60-70 yıllık hedefler kurmuş durumda. Biz torunlarımıza miras bırakacağımız bir şirket kuruyoruz ve büyütüyoruz dediler çünkü. Bu finans piyasalarında yer alacak şirketler bir yeterlilik belgesine sahip olmalı. Bu belge ISO 17442. Bu uluslararası finans piyasalarında işlem yapmak üzere verilen bir ISO belgesi ve Sincere Sistem bu ISO belgesine sahip arkadaşlar. Evet, misyonu birazcık değinmiştim. Yenilikçi hizmetleri kullanarak bunlardan para kazanılmasını sağlayacak küresel bir finansal ekosistemi oluşturmak. Bu ekosistemi nasıl oluşturacak? Şu şekilde oluşturacak, oluşturuyor dostlar. Ofisler açmıyor dedik. Şirketin bu ofislerde çalışanları vesaire bu tarzda çok büyük bir yapıya gitmiyor. Bunun yerine yatırımcılarıyla büyüyor şirket. Yatırımcıları kazandıkça, kazançlarını çevresiyle paylaştıkça şirket de büyümeyi hedeflemiş bu şekilde. Yani biz buna word of mouth diyoruz. Ağızdan ağza. Ve işte çok katmanlı bir yapısı var. Büyüme şeklinin, büyüme stratejisinin. Evet. Şimdi hepimizin en çok merak ettiği kısımlara geliyoruz. Burada bir şirkete ne yatırırsak ne kazanacağız? Bu yansıma detaylarıyla bunu konuşacağız arkadaşlar. Bakın en yukarıdan başlayalım. Burada %15.5 oranında bir aylık ortalama gelir görüyoruz. Evet, bu nedir? Bir sonraki yansı da var. Onu bir size göstereyim. Tekrar geri geleceğim. Bakın burada şirketin kuruluşundan Mart ayına kadar yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir şirketin aylık dolar üzerinden getiri oranlarını görüyorsunuz. İşte bu aylıkların hepsini toplayıp aritmetik ortalamaya vurduğumuzda yaklaşık %15 gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi bizim dolar üzerinden ortalama gelirimiz yuvarlak olarak alalım %15. Fakat biz bu %15'in tamamını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yatırım yaptığımız miktar oranında %15'ten pay alıyoruz. Geri kalan pay şirketin payı oluyor değerli dostlar. Bakın örneğin 5000 dolarla yatırım yaptığımızı düşünelim. 5000 doları yansıda görüyorsunuz. Yukarıya doğru çıktığınızda %30 üzerine %70 gibi oranlar görüyorsunuz. İşte siz 5000 dolar yatırım yaptığınızda %15'in %70'ini alıyorsunuz. Yani aylık sizin kar getiriniz %10.5 oluyor. 5000 dolarınızın aylık getirisi buna göre net bir şekilde 525 dolar oluyor. Evet. Şirketin kar payı ise %30 oluyor değerli dostlar. Şirket de buradan %4.5 oranında pay alıyor. %15'in %10.5'u sizin, %4.5'u da şirketin oluyor. Bakın bunu %85'e kadar yükseltebiliyorsunuz alacağınız kar dilimini. 50 bin dolar ve üzeri yatırım yaparsanız %15'lik karın, kazancın %85'ini şirket size veriyor.
Bir örnek daha yapalım isterseniz. 25 bin dolar yatırım yaptınız. %15 aylık getiri sağlandı. Bunun %12'sini şirket size veriyor. 25 bin doların %12'si 3 bin dolar yapar arkadaşlar. Siz 25 bin dolarınızın aylık getirisi olarak 3 bin dolar net elinize alıyorsunuz. Örneklerle de açıkladık. Burası net anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Zaten burayla ilgili sorularınız olursa sizi buraya yönlendiren dostunuza ya da direkt bana da ulaşarak sosyal medya hesapları üzerinden de bana soru sorarak sorarsanız yardımcı olurum bu konularda da. Evet, burada şirketin kuruluşundan beri kar oranlarını gördük bu yansıda. Şimdi birazcık örnek yapalım. Şirketin diğer güzel kısmı şu. Siz aylık getirilerinizi isterseniz her ay çekebilirsiniz. İsterseniz bileşik mevduat mantığıyla aylık kazancınızı ana paranızın üzerine ekleyerek o şekilde bitebilirsiniz. Eğer bileşik mevduat mantığıyla 500 dolar yatırırsanız 3 yıl sonra bu paranız 16 bin doları aşkın bir miktar oluyor değerli dostlar. Evet, bileşik mevduat mantığıyla 500 dolar bize 16 bin dolar gibi bir para kazandırıyor. Bu gerçekten harika bir yatırım ve para kazancı. Şimdi bu parayı biraz yükselttiğimizi düşünelim. 1500 dolarla girdiğimizi düşünelim. Bakın 3 yıl sonra 60 bin doları aşkın bir paraya sahip oluruz. Gördüğünüz gibi bir öncekine göre burada çok daha fazla bir büyüme var. 40 katlık bir büyüme var. Fakat öncekinde o kadar bir büyüme yoktu. Burada bunun olmasının sebebi size bahsettiğim o kar oranını daha yüksek alıyor olmanız. 1500 dolarla girdiğinizde 500 dolarla giriş yapmanıza göre daha yüksek kar payı alıyorsunuz ve büyüdüğünde de bu kar payı daha hızlı artarak ilerliyor. Evet, şimdi 5000 dolar gibi bir rakam girdiğimizi düşünelim. 3 yıl sonra 315 bin dolarlık bir paranız oluyor arkadaşlar. Evet, bunlar doğru. Bunlar gerçek. Ben sistemde 9 ayı geçtim ve 9 ayda gerçekten harika kazançlar sağladım. Yani yatırdığım paranın aylık gelirinin dışında bana sistem harika başka kazançlar da sundu. Bu sadece bana özgü değil. Yatırım yapan herkes bu ilave kazançlara sahip olabiliyor. Kendi yatırımları haricinde nasıl kazançlar elde ediliyor? Bunlardan da bahsedeceğim. Tabii bu zorunlu değil. Sadece siz kendi yatırımınızdan aylık gelirinizi alırsınız ya da onu bileşik mevduat olarak büyütürsünüz. Bu yeterli. Zaten çok çok yeterli. Hakikaten küçük paralarla 3 yıl gibi bir sürede bize harika miktarlarda para kazandırıyor bu sistem. Evet. Şimdi bu yansıda sol tarafta %229, sağda da %751 gibi bir rakam görüyorsunuz. Soldaki rakam, yani oran şunu anlatıyor. 17 ay boyunca parasını her ay çekmiş kişi ana parası dururken %229 aylık gelir olarak kazanç sağlamış. Parasını çekmeyen bir kişi de yatırımını yaptıktan sonra 17 ayda parası 7,5 kat büyümüş arkadaşlar. Yani eğer 1000 dolar koymuş olsaydık 7500 dolara sahip olacaktık 17 ay sonra. Bunu 10 bin dolar düşünürsek 75 bin dolar yapıyor. 100 bin dolar gibi bir rakam da 750 bin dolar yapıyor değerli dostlar. Yani 17 ayda bu 1,5 seneye yakın bir sürede paranız 7,5 kat büyüyor bileşik faizle. Şirket yatırım araçlarını genişletme yolunda ilerliyor. Bunlardan bir tanesi de bu yolda ilerlerken bizlere, yatırımcılara tıbbi kenevir üzerinden yatırım yapma fırsatı sundu. Şimdi ben sizlere kısaca bundan bahsedeceğim. Bu yatırım aracı 2 ay önce başladı ve ilk yatırımlar yapıldı değerli dostlar.
tıbbi keneviri deyince böyle bir soru işareti oluşmuş olabilir. O soru işaretini böyle biraz biz cevaplandırmaya çalışayım ben burada. Kenevir biliyorsunuz daha çok keyif maksadıyla kullanılan, biz onu halk arasında farklı isimlerle adlandırıyoruz. Bir bitki aslında o keyiften öte bir şey. Çünkü halk arasında bilinen genelde bu. Kenevir çok değerli bir bitki arkadaşlar. Faydalarını ve kullanım alanlarını hakikaten saysak çok uzun zamanımızı alır. Bakın inşaat alanında, tekstil alanında ve tıp alanında başlıca kullanım yerleri kenevirin. İşte bizler de yatırımcılar olarak bizlere Sincere Sistem tıbbi kenevirde yatırım yapma imkanı sundu. Çok büyük pazarlara sahip. Bakın yansıda görüyorsunuz. Latin Amerika'da 10 milyar dolar, Afrika'da 37 milyar dolar. Bakın en yüksek Asya'da 133 milyar dolarlık bir piyasa hacmine sahip bu tıbbi kenevir. Ve buradaki fırsatı görerek Sincere Sistem Portekiz'de tarlalar oluşturdu arkadaşlar. Bu tarlalar akıllı tarlalar. Bu akıllı tarlaların içerisinde yetiştiriliyor keneviller. Kapalı bir sera ama akıllı bir sera bu. Sera kendi kendine nem, sıcaklık ve toprağın işte bitkilerin yetişmesi için en mükemmel ortamı sağlayacak gibi değerleri ölçerek ona göre o serayı belli bir düzeyde tutuyor. Ve bu şekilde en verimli hasatı oluşturmaya hedeflenmiş. Ve ne olacak? Buradan toplanan kenevir, o keneviri tıp alanında kullanan firmalara satılır. Buradan elde edilen, satıştan elde edilen karla bizimle paylaşılacak arkadaşlar. Mantığı bu, bu işin. Ve siz de paranızı yatırdığınız ölçüde bu tarla içerisinden bir alana sahip oluyorsunuz. O alan içerisindeki kenevirler size ait oluyor ve onların satışından gelecek gelir size ait oluyor arkadaşlar. Evet, bu gelir nasıl bir gelir olacak? Şu anda öngörümüz var bununla ilgili. Dediğim gibi 2 ay önce başladı. İlk hasatın alınması 2 ay sonra olacak ve satışlar da yapılarak karın gelmesi yaklaşık 9-10 aylık bir süreyi buluyor değerli dostlar. Bu bildiğimiz anlamda klasik bir ticaret. Forex gibi bir günümüze özgü yenilikçi bir yatırım aracı değil. Burada 3 etap olacak yıl içerisinde. Bu 3 etaptan herhangi birine veya birkaçına girme imkanınız var. Minimum 5.000 dolar yatırım yapabiliyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak size her türlü uluslararası hukuki anlamda sorun yaşamayacağınız gibi avukat aracılığıyla belgeler yollanıyor. Siz imzalarınızı atıyorsunuz ve resmi olarak siz kenevir tarlasından pay sahibi oluyorsunuz. Buradan elde edilecek temettü oranının %70 ile 200 arasında olması düşünülüyor. Sadece temettü ile kalmıyor buradaki geliriniz. Aynı zamanda siz birinci etapta, ikinci etapta ya da üçüncü etapta hissenizden de satış yaptığınız takdirde ciddi bir gelir elde edebileceksiniz. Bu gelirlerin şu anda tam kesilemiyor ama en az 10 katla 30 kat arasında olması olabileceği düşünülüyor. Evet arkadaşlar, Sincere Sistem kuruluşundan bu yana hakikaten çok fazla ilerledi. Bunlardan bir tanesi de yaklaşık 4 ay önce bizlerin kolaylığına ve kullanımına sunduğu Sincere Pay oldu. Bu kapsamda bir S-Wallet açıldı. Biz yani Wallet Türkçe cüzdan demek, S-Sincere'in kısaltması ve Sincere cüzdan açıldı. Biz bu Sincere cüzdandan çok kolay bir şekilde kripto paranızı dolara ve kendi oluşturduğu Sincere token'a dönüştürebiliyoruz. Bu cüzdan bizim bir atlama noktamız arkadaşlar. Biz Türkiye'den paramızı yollarken önce Sincere cüzdana yolluyoruz. Daha sonra bunu Sincere Sistem'de yatırıma dönüştürüyoruz. Paramızı çekerken de tam tersi yolu uyguluyoruz. Sincere Sistem'deki kazancımızı S cüzdana, S valuta, oradan da Türkiye'deki kurumlara, bankalara aktarıyoruz arkadaşlar. Sincere Wallet, S Wallet sadece yatırımcılara özgü bir cüzdan değil. İsterseniz yatırımcı olun, isterseniz Sincere Sistem'i hiç bilmeyin. Dünyadaki herkese açık bir cüzdan bu.
işlevsel, hızlı, güvenli, oldukça kolay. Kur çevirmek oldukça hızlı. Yani kurun miktarını yazıyorsunuz, çevir diyorsunuz ve çeviriyor. Şu anda Ethereum, Bitcoin, Dolar, Tether ve Euro kullanıyor değerli dostlar. Sincere Wallet. Evet, Sincere sistemin diğer hedefi de banka açmak. Bu bankayı da biz bu senenin ikinci yarı yılında bekliyoruz. Yani Ağustos'tan itibaren bankanın açılması bekleniyor. Şu anda bununla ilgili bütün resmi işlemler neredeyse bitmiş durumda. Evet, dediğim gibi bu Sincere sistem, hani size söylemiştim, böyle çocuklara miras bırakacak bir sistem oluşturuyor. Bunun için de banka kurmak hakikaten doğru bir karar. Sincere sistemin verdiği. Bu sayede bizlere banka kartları gelecek ve bu banka kartlarını alışverişlerimizde dahi kullanabileceğiz. Hatta e-ticarette, internet siteleri üzerinden de alışverişlerde kullanabileceğiz. Banka kartlarımız geldiğinde para yatırıp çekmek, aktarmak çok daha kolay hale gelmiş oluyor. Olacak. Evet. Bir diğer üzerinde durmak istediğim, bizlere güzel kazançlar sağlayan, bizim kendi yatırımımızın aylık getirisi dışındaki kazançlar değerli dostlar. Bakın, tekrar söylüyorum, burası zorunlu değil. Yani siz aylık olarak kendi yatırımınızın gelirini çekerek Sincere sistemden gayet güzel rakamlarda paralar kazanabilirsiniz. Fakat hani size ofis açmadı, çalışanı yok, bu ofislerde vergi vesaire, bunun gibi finansal böyle üzerinde yükleri yok demiştim. İşte bu yükler yok ama buralara harcayacağı parayı işte size anlatacağım bu karlılık tablosu altında bizler için kullanıyor. Bu tabii tamamen opsiyonel. Diyelim ki biz kazanıyoruz ve bu kazandığımızı çevremizde, sevdiklerimizle paylaştık. Ve onlar da sisteme girdiler ve sizin referansınızla girdiler. İşte bu sayede sizin altınızda bir ciro oluşmaya başlıyor. Ve bu oluşan ciroya göre size prim seviyeleri belirliyor. İşte bu prim seviyelerine göre sizler kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Sincere sisteme dışarıdan herhangi bir insan böyle özür dilerim. Dışarıdan herhangi bir yatırımcı giremiyor. Sincere sistem bunu şirket kendisinde kapatmış. İlla bir referans istiyor arkadaşlar Sincere sisteme yatırım yapmak. Yani daha önceden Sincere sisteme girmiş ve size referans olabilecek bir insan gerekiyor. O insan olmadan burada yatırım yapmanın söz konusu değil. Tamamen dışarıya kapalı. Dolayısıyla illa birini bulmanız gerekiyor buraya yatırım yapmak için. İşte bu sayede şirket de sizlerle primler ve bonuslar paylaşıyor. Şimdi isterseniz bu bonuslar neler? Buna örneklerle başlayalım. Bakın, en yukarıda %5'ten %16'ya göre kar oranları görüyorsunuz. Bu kar oranları sizin cironuza göre belirleniyor arkadaşlar. Sadece yatırım miktarınıza göre belirlenen iki prim oranı var. %7 ve %9. Eğer siz 3000 dolarla girerseniz %7 prim seviyesi oluyorsunuz. 10.000 dolar ve üstü girerseniz %9 prim seviyesi oluyorsunuz. Yaptığınız yatırıma göre. %10.5 ve daha üst prim seviyeleri için artık sistem sizin oluşturduğunuz ciroya bakıyor. Yani sizin referansınıza giren insanların yaptığı yatırımın toplamına bakıyor arkadaşlar. Şimdi peki bu bize neler kazandırıyor? Diyelim ki biz %9 prim seviyesindeyiz. Bir dostumuz bizim referansımızla sisteme 10.000 dolar para yatırdı. Şirket bize anında kendi kar havuzundan 900 dolar, 10.000 doların %9'u 900 dolar prim veriyor arkadaşlar. İşte bu sizin ikinci kazanç kapınız oluyor. Bununla bitiyor mu? Hayır. Şirket size üçüncü bir kazanç kapısı sunmuş arkadaşlar. Bakın, burada aşağıda turkuaz mavisi renklerle 1.000 dolar, 2.000 dolar, 5.000, 20.000, 1 milyon dolara kadar
paralar görüyorsunuz, primler görüyorsunuz. Bu primleri size bonus olarak, prim olarak veriyor arkadaşlar. Peki bunları hangi durumlarda veriyor? Eğer sizin referansınıza giren kişilerin toplam yatırım miktarı 25 bin dolar olduysa size şirket anında 1000 dolar prim veriyor arkadaşlar. Eğer 50 bin doları geçtiyse sizin cironuz 2000 dolar prim alıyorsunuz. Bakın sırasıyla 100 bin dolarda 5000, 500 bin dolarda 20000, 1 milyon dolarda 50000, 3 milyon dolarda 150000 ve 10 milyon dolarda 500 bin dolar, 25 milyon dolarda 1 milyon dolar prim alıyorsunuz arkadaşlar. Biz bu primlerin hepsini, size bu anlattığım primleri 9 aydır alıyoruz. Büyüdükçe cirolarımız, şirket bizimle bu bonusları paylaşıyor. Hiçbir sorun yaşamıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi doğru. Ve saniyesinde bu primleri hemen hesabımızda görmemiz mümkün. İşte bu işin çok katmanlı yayılması işte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kulaktan kulağa. Peki bununla bitiyor mu bizim kazançlarımız? Aslında bitmiyor. Sizin referansınızla giren insanlar bu size anlattığım bileşik mevduat mantığıyla paralarını büyütmek isterlerse, farz-ı misal arkadaşımız 10 bin dolarla girdi bizim referansımıza, ay sonunda 1000 dolar gelir elde etti. Bu 1000 dolarını çekmeyip 10 bin doların üzerine ekleyerek devam ederse, ay sonunda o getirdiği 1000 doların da %9 prim seviyesindeysek, 1000 doların %9'u yani 90 dolar bize gelir olarak, prim olarak geliyor arkadaşlar. Bu da dördüncü kazanç kapımız. İşte eğer siz yatırımınızın geliri haricinde bunu çevrenize yaydığınız takdirde bu kazançları elde edebiliyorsunuz. Artık burada şirket diyor ki sen bir nevi benim finansal danışmanımsın ve ben de bunun karşılığında sana teşekkür edeceğim. Bu bonus ve primleri seninle paylaşacağım diyor. Gerçekten harika değil mi? Kulağa çok hoş geliyor. Evet doğru. Ben bu şekilde yatırdığım ana paranın aylık getirilerinden daha fazla, neredeyse kafa kafaya arkadaşın ama daha fazla şirketten prim almış durumdayım. Yani yatırdığım paradan kazancımı ikiye katlamış durumdayım. Normalde kazancım bir olacakken sadece finansal danışman gibi hareket etmemden dolayı bu biri ikiye katlamış durumdayım arkadaşlar. Peki, şimdi aklımızda başka sorular da var. Paramızı, biz yatırdığımız parayı çekebiliyor muyuz? Evet, çekebiliyorsunuz. 3 aydan 12 aya kadar paranızı çekmek isterseniz %15 komisyonla çekebiliyorsunuz. İlk 3 ay paranızı çekmeniz söz konusu değil arkadaşlar. Sistem bunu kapalı tutmuş. 12. aydan itibaren yatırım yaptığınız ana parayı çekmek isterseniz sırf %0 komisyonla çekmeniz mümkün. Peki, biz aylık gelirlerimizi çekebiliyor muyuz? Tabii ki çekebiliyoruz. Her ayın 31. günü, yatırım yaptığımız tarihten 31. gün gelirimiz bizim nakit çekilebilir yere düşüyor. Ve buradan Sevolut'a aktarıp, oradan da bankamıza aktarıp paramızı çekebiliyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Peki ortaklık, yani bu size bahsettiğim primleri, bonusları çekebiliyor muyuz? Evet. Bunları 7-24 istediğiniz saat çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu yansıda size bahsettiğim o cirolara sahip bazı liderlerimiz var. Bu liderlerin sayılarını görüyoruz. Kaç tane lider bu cirolara ulaşmış, bunu görüyoruz. Bakın 10 milyon dolarlık ciroya ulaşmış 2 tane yatırımcı var arkadaşlar şirkette. Kendileri para yatırmışlar, daha sonra çevrelerini kazandıklarını göstermişler ve onların referansıyla bir sürü insan girmiş, 10 milyon dolara ciroya ulaşmış. Toplam 2 kişi var. Bakın aşağıya doğru bu sayıların değiştiğini görüyoruz. 100 bin dolarlık ciro, 50 bin dolarlık ciro. Peki 10 milyon dolarlık ciroya gelmiş bir kişi size bahsettiğim o ciro primlerinden toplam ne kadar aldı? 728 bin dolar şirketten prim almış durumda arkadaşlar.
Oldukça harika bir rakam değil mi? Evet, kesinlikle. Evet değerli dostlar, benim size yansılar babında anlatmak istediklerim bunlar. Şimdi ben istiyorum ki biraz daha vaktinizi böyle tatlı tatlı alayım. Biraz da böyle karşılıklı samimi konuşalım. Arkadaşlar ben biraz kendimden bahsettim. Şimdi ben 4 çocuk babası bir insanım. Şirketin bir çalışanı değilim. Türkiye'de bu yatırımı başlatan ilk 2 kişiden biriyim. Biz hakikaten bir bilinmeze girdik aslında Türkiye'de bu işe başlarken. Ve benim mesleğim askerlik demiştim. Askerler arkadaşlar risk almaz. Risk alırsa da her zaman ABC planını düşünür. En kötüsünü düşünür. Yani biz çünkü böyle yetiştirildik. Ben bu işe girerken araştırdım. Şirketin çok güvenilir olduğunu gördüm. Şirketle ilgili internette şikayet var mı? Paramı yatırdım, çekemedim. İşte paramı vermiyorlar vesaire. Bunun gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Şirket 3 seneden fazla zamandır dünyada ve bu 3 senedir bir tane bile şikayet görülmemiş. Ama biliyorsunuz böyle farklı tarzda yazı yazanlar olabiliyor. Onu dünyanın en güvenilir, en iyi markaları için yazıyorlar. Mercedes, Sony gibi. Bunun gibi bir iki tane yazı bulabiliyorsunuz araştırdığınızda. Ama bu yazılar herhangi bir finansal denetleyici şirkete ait değil. Tamamen birkaç şahısın kendi yorumu. Ama şunu göremeyeceksiniz. Herhangi bir şikayet yok. Ve ben hiçbir sorun yaşamadım 9 aydır. Sorun yaşamaktan öte bazen sistemde teknik sorunlar olabiliyor. Fakat hemen yazışıyorsunuz. Ve biz zaten aramızda artık yani Türkiye'de yatırım yapanlar birbirini tanıyoruz. Ve şirket artık hani direkt bizlerle temas kuruyor. Arada böyle bir işte üst seviye gibi bir şey yok. Yani direkt yatırımcılarıyla iç içe şirket kurucuları. Ve bize direkt anında yardımcı oluyorlar. Ufak tefek teknik sorunla alakalı sıkıntılarda. Anında bu sorunların çözüldüğünü görüyoruz. O yüzden şikayet yok. Hani sorunlar çözülmüyor ve kimse mağdur olmuyor. Öyle bir mağduriyetimiz yok. Ayrıca ben 2 senedir özgür bir hayat sürüyorum arkadaşlar. Bakın en önemlisi de bu. Çünkü size bahsettim. Böyle çalışacağız, birkaç kuruş para kazanacağız diye ömrümüz tükeniyor bizim hayatta. Ve o hayallerimize ulaşamıyoruz. İşte o hayallerimiz aslında genç yaşlarda ulaşırsak bir kıymeti var. Çünkü yaşlılığımızda artık dediğim gibi sağlık sorunları çıkabiliyor. Pek çok engel girebiliyor. Bunlara hakikaten gençken ulaşabilirsek daha fazla değeri oluyor arkadaşlar. O yüzden bazı şeyler yapmamız lazım ki hani bu çalışma temposundan kurtulalım ve o genç yaşlarda bu özgür hayata ulaşalım. İşte bence benim için en önemli şey buydu. Sincere sistem burada biçilmiş kaftan. Bundan daha iyisi yok. 3 sene içerisinde, 5 sene içerisinde 5.000 dolarlık bir yatırımı, 3.000 dolarlık bir yatırımı hakikaten çok yüksek rakamlara getirecek bir şirket yatırım aracı bu. O yüzden ben diyorum ki bugün lütfen bu anlattıklarımı iyi düşünün. Evet sizlere hayal gibi geliyor ama hayal değil. Tamamen gerçek. Küçük bir miktar girin, sistemi izleyin, nasıl kazanç sağladığınızı görün ve ondan sonra bunu gördüğünüzde zaten size yatırma deseler bile siz buraya paranızı yatıracaksınız arkadaşlar. Çünkü sistemin saat gibi tıkır tıkır işlediğini görüyorsunuz. Ve o paranız dağ gibi büyüyecek. Sizlere o istediğiniz sahip olmak istediğiniz şeyleri verecek. Evet, günümüzde para ne yazık ki pek çok şeyi halledebiliyor arkadaşlar. Yani sağlık sorunlarımızın çoğunu bile parayla çözebilmemiz mümkün. Benim de apayrı bir hayatım var parayla ilgili. Gerçekten sinsir sistem hayatımda çok şeyi değiştirdi. O yüzden ben sinsir sisteme teşekkür ediyorum. Ve siz de ileride teşekkür edeceksiniz kendinize bu sisteme girdiğinizde. Kendinize bir iyilik yapın ve ufak da olsa bu sisteme bir yatırım yapın ve izleyin diyorum değerli dostlar. Çok da uzatmıyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, esen kalın, yatırımınızı yapın ve sizlere bol bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlar.